Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 49. 6 yıldızlı rütbe 3 şampiyonumuzu göstereceğiz. 48. yattıktan hemen sonra 49'u atmıştım. Altında bir değişiklik yok o yüzden. O altında yani 48.'nin videosunu çekiyorken aslında 49. da atılmıştı. Şimdi gösterme sırası onda. Şöyle gelelim aşağılara. Evet, Longshot 49. rütbe 3'üm oldu. Valla çeşitli yerlerde çok güzel iş yapıyor Longshot, o yüzden yükselttim. Ayrıca %300 gibi bir yetenek isabeti var. Bu da çeşitli yerlerde işimize çok yarar. Bu özellik. %300 yetenek isabeti olan bir şampiyon yani. Başka yok. Yani yetenek isabeti azaltılmasına bağışık olanlar var. Ama Longshot'ınki başka yani. %300 yetenek isabeti var. Şöyle de göstereyim. Gördüğünüz gibi Longshot'ın taban yetenek isabeti %300'dür. Longshot'ın yeteneklerine ait değiştirilmiş olasılıklar zaten gösterilmektedir diyor. Kopyasız bende arkadaşlar. Longshot'ın kopyasız olması bir açıdan iyi. Herhangi bir etki, takviye etkisiz bırakması aslında yani bazı durumlarda iyi. Ama bazı durumlarda yani bütün takviyelerini açmasına izin verseniz işte rakibin, sonra L2'yi çaksanız daha iyi olabilir. Mesela daha önce söylemiştim, Abyss'te Ördek Venom'a karşı kopyasız Longshot çok daha iyi kesinlikle. Özel saldırılarında çünkü 8 tane takviye açıyor ya, o onların ikisini üçünü falan açabiliyor kopyalı olunca Longshot, kopyası yüksekse yani. O yüzden yakmaya çeviremiyorsunuz onları. O açıdan kötü. Gerçek saldırı durdurulamaz ve engellenemez, çalması da güzel bir şey. Pek kullanışlı olduğunu görmedim bu özelliğin gerçi ama. Ben kopyasız daha çok seviyorum Longshot'ı. Ama tabii kopyasının da işlevi büyük. Kopyalı olması da çok işinize yarayacaktır çeşitli yerlerde. Hatta yani şu saatten sonra ben bunu kopyalasam iyi olur. Çünkü nasıl abisi geçtim. O görevi yaptım. Ondan kopyalı olması daha iyi olur artık benim için. Ama kopyasız Longshot'ınız varsa direkt Ördek Venom'a gidin derim. Evet. Bunu Efsaneler Diyarında göstermeyeceğim. Hikaye macerasında göstereceğim. En etkili olduğu karo zaten direnişçi. Direnişçi de göstereceğim. Şöyle gidelim. Ah, sahne altın enerji şeyi de 2'ye indirildi ya. Bizim zamanımızda 3'tü. Evet, Vulture'a normal gireceğiz. Vulture yakma bağışı kopyalı olduğu için onunla L1 ile dövüşeceğim. Longshot'un taktiğini hepiniz biliyorsunuz zaten. Karmaları sonuna kadar biriktiriyorum. Aha, el becerisi yaptığı için yakma yedik, şansa bak. Evet, iyi karmayı açıyoruz ondan sonra. Pardon, kalbi temiz. Kalbi temiz açıyoruz. El becerisi yapıp karmalarınızı da yenilemeyi unutmayın. Ve şu L1 hasarına bak. Çok güzel hasar veriyor L1'de. Hele savunmada zaten tek atar bu size arkadaşlar. Savunmada Longshot'un özel saldırısını yemeniz sizin öldüğünüz anlamına gelir. Kalbi temiz açıksa özellikle. Direkt öldüğünüz yani kalbi temiz açıksa. Şimdi kalbi temiz kapandı. Hemen tekrar açalım. Allah Allah, gene el becerisi yaptı ya. Neyse neyse. Aynen devam ediyoruz. Bir de bir sinerjisi var. Kanama bağışıysa adam mesela bozma olarak veriyor bu hasarı. Çünkü bu patlama hasarları kanama aslında arkadaşlar. Böyle kanama atmamamız gereken kişilerin özellikleri aktifleşiyor. Bu yüzden. L2 atalım. Evet. L2'nin son darbesi ona tek attı. Yanmıyor yoksa. Vulture. Evet. Şimdi göstermeye başlayabiliriz. Black Bolt'a doğru gidiyoruz. Şöyle karoyu gösterelim. Evet, direnişçi, zehir, kanama ve zırkırma bağışıklığı. Bildiğiniz Longshot için yapılmış burası arkadaşlar. Direkt girelim. Sizin yetenek isabetinizi azaltan karolara karşı da çok etkili bir, unutmayın. Gücünü de güzel kazanıyor Longshot. Ve attım gitti. Hoppala. Ya şimdi şimdi ben mistik ustalığı 5 kullanıyorum da Longshot açısından biraz kötü. Bu mistik ustalığın 2 veya 3 olması lazım Longshot'ta etkili kullanabilmek için. Çünkü şöyle diyeyim. L2 attıktan sonra bir daha L2'de olması iyi bir şey değil. L1 de olsa güzel olur. L2'den hemen sonra L1 atsanız güzel olur. L3 zaten hiçbir şey hiç vurmuyor yani. Hiçbir şey kazandırmaz size. Zaman kaybettirir. Ama olsun, gene rakibi selsemletirsiniz falan. Güzel kazanıyor yani gücünü.
Ama tek attığını gördünüz zaten. Direkt tek atıyor. Acele etmeyelim. Daha zamanımız var. Kötü karmaları yenilemek için. Ağır saldırı yine çabuk atıyor ya. Bazen oluyor öyle. Ağır saldırıyı çabuk atmaya başlıyor. Bak mıdır nedir o. Atalım bakalım. Bakın gene L3'üm doldu. Bile 2'de bitiriyor. Gördüğünüz gibi tüm yolu. Tabi bunların sağlıkları da çok yüksek değil. Sağlıkları da düşürüldü. Bu 6. saniyedeki şampiyonların. Evet 133.000 cana dalıyorum şurada. Bir şey değil ki. Bu artık. Bunun 2 katı canı olsa yani veya 3 katı canı olsa 2 kere atsam öldürür bizi mesela. Ama bu yolu tek başına long shot'la gidebilirsiniz. Tabi boss için başka adam almanız lazım. Ama böyle direnişçi gibi bir sürü yani takviye açtıran karolar var. Atıyorum rakibe güner, aktif güner açtıran karo falan da olabilir. Onun gibi bir sürü özellik açtıran karolar var. Onların hepsinde long shot çok etkili. Bakın gene L3'üm doldu. Evet bu L3'ü atacağıma yani. Bak şimdi iyi karmalar gene dönüşecek. Ve indi. Zaten direnişçi de arkadaşlar L2'nizi attıktan sonra gidip rakibinize vurun. Açacağı bütün fiziksel dirençleri tekrar kapatacaktır. Ve yakmayacaktır sizi her vurduğunuzda. O yüzden L3'ünüzü hiç basmayın yani. Kendi kendine güç kazanması da çok iyi longshot'ın vuruşlarda. Attım bir daha. Son vuruşu ıskaladık. Anka kuşunda böyle iğrenç bir şey oluyor. İğrenç bir durum oluyor. Devam edelim bakalım. Ama longshot'ın tüm esprisi bu yani. Takviye açmayan bir yere getirmezsiniz longshot'ı. Gerçekten rakibin takviye açması lazım. Atıyorum Doktor Doom. Doktor Doom takviye etkisiz bırakmasını çok kullanmıyoruz. Daha çok hasar için getiriyoruz veya güç çalma için, güç kontrol için Doktor Doom getiririz. Takviye etkisiz bırakmaya veya hasar vermeye için longshot daha idealdir. Mesela longshot olsun, Doktor Voodoo olsun. O tarz hero'lar çok ideal. Clairvoyant olur. Ama bunu hasara çeviren çok iyi bir hero longshot gerçekten. Çok güzel hasara çeviriyor bunları. Ela'yı zaten fena parçalıyor gördüğünüz gibi. Resmen özel saldırı 2 animasyonumuz esnasında rakibin erimesini izliyoruz ya. Heimdall. Geldik Heimdall'a. Thor Love and Thunder izlediniz mi arkadaşlar? Spoiler vermeyeyim şimdi. Ben de dün izledim onu. Çok beğendim. Güzel yapmışlar gerçekten. Siz de hala izlemediyseniz mutlaka izleyin derim. Evet. Heimdall'a nasıl hasar verir bu kim bilir. Deli gibi takviye açıyor adam ya. Şuna baksanıza ya. Gerçi onun üstüne çıkmıyor. Yakmayı kaybedeceği zaman yenisi geliyordur büyük ihtimalle. Evet. Mesela Hyperion'da Longshot'ın kopyalı olması çok daha iyi olur. Çünkü onun üstüne sendeletmeyi atmadığınız zaman güç kazanımlarını etkisiz hale getirmeniz iyi olur. Hyperion'da kesinlikle kopyalı Longshot lazım. Şimdi ben onun güç kazanımlarını bozamayacağım çünkü başta. Hyperion biraz daha tank. Ama yani attık artık. Ve bakın yakmaları yiyor ben ona her vurdukça. Direnişçi karosu sayesinde. O takviyeleri alacağına zayıflatıcıya dönüşüyor. Pasif yakmaya dönüştürüyor o zayıflatıcı değil pardon. Evet geldik şampiyona. Koca yolu tek başına long shot'la gidiyoruz. Yani burası nerflenmemiş olsaydı da biraz daha yüksek canları varken gösterebilseydim keşke. Ama aynı espri yani. Bir kere daha L2 atmam gerekirdi. Heh, kafayı yiyorduk az da. Kesinlikle 6-2-6 şampiyon için de iyi seçenek bu arada arkadaşlar long shot. Çok rahat halledersiniz şampiyonu. Bir kere L2 attım zaten durdurulamazını açtırmazsınız falan. Zaten o şampiyon acayip nerflendi ya. 2 kere nerflendi o şampiyon. Dövmesi çok kolay artık. Evet geldik Annihilus'a. Annihilus yakma bağışı ama onun şeyini bozunca ne derler?
kozmik buff'ını bozunca rahatça yakarsınız onu. Ayrıca kopyalı longshot onun durdurulamazını da çalabilir. Mesela aynı ailesinde kopyalı longshot kesinlikle çok etkili. Bakın mesela ben burada çalabilirdim. Onun, ay L3'üm de oldu ya. Ne çabuk da oldu L3'üm. Bu kadar çabuk da olmasını beklemiyordum. Hop, muza basıp kaydı. Çok kötü karmaları atalım. Şimdi L2 almak lazım. Ki kötü karmalar da yenilensin ama atmıyor ki. Heh, attı nihayet. Durdurulamaz. Hiç kötü karma yok üstünde. Kötü karma atayım biraz. Tamam, bu yeterli. Takım bağışık diyor. Bozamadık onun şeyini o yüzden. Anlamadım, şeye mi bağışık acaba? Kader mühürlüğünde bağışık değil ama. Takım bağışıklık yazıyor. O zaman L1 atayım. Hop, kalbi temiz. Ah, son dakika bitti ya. Kötü oldu. Durdurulamazını bitire bitire long shot, ay, enaylısın. Şey oluyor. Mistik ustalık sayesinde hemen gücümü dolduruyorum. Daha deneyeyim bakayım. Kalbi temiz açıkken. Evet, bağışık diyor. Yani kader mührünü atmıyor üstüne. Nedense. Sener etmeyi atmıyor. L1 atıp bitirelim. Yine de yolu tek başına gidiyor. Gördüğünüz gibi long shot. Savunmada da birazcık sinir bozucu olabiliyor bu arada. Havok'a kadar bütün yolu bitiriyor. Gördüğünüz gibi. Evet, 49. rütbe 3'ümüz bu şekilde. Attığıma pişman değilim. Sizin de long shot'ınız varsa kesinlikle yükseltebilirsiniz. Onun dışında kopyası inşallah yakın zamanda gelir. Evet, bu videomun sonuna geldik. Long shot'la ilgili anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.